Merhaba arkadaşlar. Bugün daha basit bir uygulamayla karşınızda olacağım. Bir tane router alacağız şimdi. Şuradan boş bir tane router alıyorum. İki tane de switch'im olacak. 1960. Evet. Bu switch'lere bağlı da birer tane bilgisayar olacak. Daha birine bilgisayar, bir diğerine laptop takalım. Evet. Şimdi. Evet, şimdi bu router'ımıza bir tane Fast Ethernet Gigabit Port'tan iki tane takalım bundan. Kapatacağız önce. Gigabit Ethernet Gigabit. Seslerde bunlar değil, bunlar fiberli. Bunları atalım. Bunlar fiber. Biz normal takacağız. C, D, G, C. Sonra bir de açayım onu. Sonra unuturuz falan. Şimdi buradan düz kabloyu seçiyorum. Gigabit Ethernet 0 portuna. Sonra da buna. Daha sonra aynı şekilde aynısını buna da yapıyorum. İki seçim karışmasın. Daha sonra bunlar da zaten normal standart bağlı işte. Fast 0.1'e bunu taktım. Bunu da buna takacağım şimdi. Tamam. Şimdi router'ı yapılandırma ayarlarını yapacağız. CLI geldik. Enable node terminal. Şimdi diyoruz ki gigabit interface gigabit 0.0'a git. Ha, şeyleri belirleyelim de ondan sonra bunları yazalım. Buranın IP adresi 10.1.1.1/ 24 olsun yani 111, hatta şurada 0 olsun, şurada olsun 011. Bu da 10.0.2.1, bu da slash 24 olsun. Bu PC'nin IP adresi 10.0.1.11 slash 24 olsun. Aynı şekilde bunun 10.0.2.11 slash 24 olsun. IP adreslerimiz bu şekilde olsun. Şimdi başlayalım. Ne yaptık? Bu bacağa geldik. Gigabit 0.0'a. Şimdi buraya IP adresi vereceğiz. IP adres. IP adresini verdik. Şimdi buna ne diyoruz? 10.0.1.1 255.255.0. Niye bunu 255.255.255.0 yaptık? Bu 24 olduğu için. 24 bu her biri 1 1 1 1 1 düşünün, yani kaç olacak? 8 tane 1 olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde. Ve 24 8 16 24 tane 1 olduğu için. Şimdi bunu normal şekli şu şekilde ya. 8 1 demişim ya, yani her bir tarafta 8 tane 1 var. 8 16 24. Şöyle bir tane not şey açayım. Bir dakika. Ne açayım, ne açayım, paint açayım. Paint açayım. Şimdi bakın şu şekilde düşünün. Şuradan şuraya açayım. Şimdi orası aslında o 255'ler şöyle 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası aslında böyle 8 bitlik oluşuyor. Aynen bu şekilde. Şimdi bunu çevirdiğimiz zaman nasıl oluyor? 255 255 255 0. O yüzden orayı o şekilde yapıyoruz. Tamamdır bu. Şimdi bunu yapıyorduk. Bunu şimdi vereceğiz. 255 255 0. Sonra ne yapacağız? No shutdown. No shutdown. Bu dediğimiz an artık o linki aktif etmiş olduk. Yani burası tamam.
Şimdi bu işlemin aynısını öbür bacağı da yapacağız. Gigabit 1.0 bacağını yapacağız. Portuna ne diyoruz? Interface Gigabit 1.0. Oraya gittik. IP adres ne veriyoruz oranın IP adresi? Ne demiştik? 10.0.2.1/24 dediğim için 255.255.255.0. Bunu da verdik. Bunu da aynı şekilde no shutdown diyoruz ve işi bitiriyoruz. No shutdown dedik. Şimdi şunlara bir deneyelim bakalım. Desktoplarımıza IP adres verelim. Buranın IP adresi ne olacak dedik. 10.0.1.11 subnet masking 255.255.255.0. Default gateway'imiz 10.0.1.1. Tamam. Bu bitti. Şimdi laptopumuza verelim. Desktop dedik. IP adres 10.0.2.11. Default subnet subnet masking'imiz bu olsun. Default gateway'imiz de yanlışlık yaptık. 10.0.2.10 subnet masking'imiz 255.255.255.0. Gateway'imiz 10.0.2.1. Şimdi deneyelim bakalım. Bu bilgisayardan, buradaki laptoptan, şuradaki masa üstüne bakalım ping atabilecek miyiz? Atabilirsek her şey normal olması gerektiği gibi. Ama atamazsak bir yerlerde bir sıkıntı yapmışız demektir. 0.1.11 bakıyoruz, bekliyoruz. 10.0.1.11 Request timeout ve gördüğünüz gibi ping attık. Şimdi hepsini atacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde işte ping atma işlemi bu şekilde. IP router'ı ayarlamadı bu şekilde. Bu basit bir uygulamaydı ama. Diğer uygulamalarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.